cahanenin yanında oluyoruz. Onlara yardımcı oluyoruz. Zor günleri aşmaları için onlara destek oluyoruz. Tarımı destekliyoruz. Tarımsal üretimi, hayvancılığı destekliyoruz. Ve İstanbul'umuzu sadece koca bir kent değil, aynı zamanda üreten bir kent haline getiriyoruz. Bakın, bütün bunları sıralarken propaganda yapmak için değil, bu kentte bir zihniyet değişikliğinin, gençleri düşünen, halkı yarına hazırlayan ve gençleri bu şehrin geleceğine hazırlayan bir yönetim olduğumuzu anlatıyorum. Bizim İstanbul modelimiz sizleri düşünüyor ve sizler için çalışıyor. Siyasetin her koşulda en doğru kararı verebilmesi için çalışmalar yürütüyoruz. Değerli gençler, sevgili İstanbullular, elbette İstanbul'u yeşille buluşturacağız. Elbette İstanbul'u koruyacağız. Yaşam kalitesini arttıracağız. Umutlarınızı büyüteceğiz. Çünkü İstanbul'a sözümüz var. Kente özen, insana saygı diyerek yola çıktık. İstanbul adil, yeşil ve yaratıcı bir şehir olacak dedik. Çünkü biliyoruz ki İstanbul Türkiye'dir. İstanbul'u korumak, Türkiye'yi korumaktır. İstanbul'u geliştirmek, Türkiye'yi geliştirmektir. İstanbul'u zenginleştirmek, Türkiye'yi zenginleştirmektir. İstanbul'u eğitimde yükseltmek, Türkiye'yi eğitimde yükseltmek demektir. İstanbul'u umutlandırmak, Türkiye'yi umutlandırmak demektir. Sevgili gençler, bilmelisiniz ki bu ülkede umut da var, çıkış da. Bilmelisiniz ki Türkiye'nin önünde çok büyük fırsatlar var. Çünkü dünya çapında bir yenilik dalgası başlıyor. Dijital ve yeşil teknolojiler alanında bir yenilik dalgasını hep birlikte yakalamak zorundayız. Türkiye'nin rekabet gücünü ve vatandaşlarının refahını arttırmak hep birlikte başarılı olursak mümkün. Ekonominin her alanında, sanayide, tarımda, hizmetlerde çok köklü yapısal dönüşümlere ihtiyacımız var. Sizler hep birlikte çok güzel bir geleceğe kavuşacaksınız. Kamu politikalarında, eğitimde ve yatırım anlayışında köklü dönüşümleri hep birlikte yapacağız. Bunların şu anki düzende olmayacağı aşikar. O nedenle önce bu anlayışı değiştireceğiz. Dönüşümü hep birlikte başaracağız. Ve halkın refahını yükseltecek kadroları siz gençlerle birlikte iş başına getireceğiz. O gün yaklaşıyor. Çünkü bu ülke vatandaşlarının ezici çoğunluğu değişimi istiyor. Sizler geleceğiniz için bu süreci dert edinmelisiniz. Güçlü bir iradeyle ve barış içerisinde bu değişimi başarmak zorundasınız. Hepimizin kaygıları yerini umuda bırakacak, umuda. Ama tüm bunlar sizlerin aktif çabanızla mümkün. Hazır mısınız gençler? Hazır mısınız? Zira umudun da çıkışın da en güçlü adresi siz gençlersiniz. Sizler isterseniz her şey olur, her şey. Yeter ki isteyin gençler. Hiç kimse yanlış yollara sapmasın. Hiç kimse yanlış hesap yapmasın. Bu ülkede milletimiz doğru yolu gösterecek. Çünkü bu şehrin sahibi nasıl İstanbullu olduysa, 16 milyon insan demokrasiye sahip çıktıysa, bu ülkenin 86 milyon insanı da günü geldiğinde demokrasiye, özgürlüğe ve Türkiye'nin geleceğine sahip çıkacak. Bu kadim şehri ve bu güzel ülkeyi bir şahsın, bir ailenin, bir vakfın
ya da bir partinin mülkü görenler olabilir. Ama sizler buna asla fırsat vermeyeceksiniz. Her kim ki kendisini onu seçimle iş başına getirmiş yurttaşlardan daha önemli görüyorsa günü gelir boyunun ölçüsünü alır. Bu ülkenin seçimle gelmiş bütün yöneticileri ister muhtar olsun, ister belediye başkanı, ister milletvekili, ister cumhurbaşkanı, halkın vicdanı ve milletin iradesi karşısında hepimiz haddimizi bileceğiz. Ama sizler de, yani siz değerli gençlerimiz de vatandaşın asli hesabı. Şuraya yardımcı olun, bak gençlere yardımcı olun. Asli sahibi olan sizler.